Üstlü ifadenin özellikleriyle alakalı 5 tane kebap gibi soru çözeceğiz. İyi seyirler. Birinci soruyu birazcık yavaş anlatacağım. Bütün özellikleri size göstereceğim çünkü. İlk başta birden başlıyoruz. Parantezin dışı çift ise içeriği pozitif yapar. Yani buradaki eksiği biz ne yapacağız? Artı yapacağız. A'nın karesi oldu. Parantezin dışı tekse içerideki eksi yine eksi olarak kalır. Yani çarpı eksi A üzeri 5 olur. Şimdi tabanlar eşitse üstler toplanır. Güzel. Yani A üzeri 7 olacak. Çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır çünkü. Yalnız artı ile eksi çarpıldığında sonucumuz eksi çıkar. Ama bakın bunlar artı demiş. Birincisi yanlış. İkinciyi de yine aynı mantıkla çözelim. Üst taraf tek ise burası eksi olarak kalır. Eksi x üzeri 5 çarpı. Yine üst taraf tek olduğu için yine burası eksi olarak kalır. Eksi x üzeri 3. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Ve tabanlar eşitse üstler toplanır. X üzeri 5 3 daha 8 yapar. Onlar da öyle bulmuşlar. Doğru. Bölme işleminde tabanlar eşit ise üstler çıkarılır. Yani bu 2 yukarıya eksi 2 olarak geçer. B üzeri 12 eksi 2. O da ne yapar? B üzeri 10 yapar. Bunlar B üzeri 6 bulmuşlar. Yanlış. Şimdi üst taraf çift olduğu için biz öncelikle şurayı bir artı yaparız. X üzeri 5 çarpı x üzeri eksi 2. Tabanlar eşitse üstleri toplarız. 5 ile eksi 2'yi topladığımda 3 yapar. X üzeri 3 olmalı. Ama onlar farklı bulmuşlar. Yanlış. Şimdi yukarısı eksi bir sayı. Aşağısı da eksi bir sayı. Eksinin eksiye bölümü bir kere artı olacak. Yani bu eksilerle uğraşma. Geldik diğer konuya. A küp var burada. Burada da A küp var. A küple A küp birbirini götürür bir kere. O da gitti. Ne kaldı geriye? B üzeri 12 bölü B üzeri 3 kaldı. Dedik ya tabanlar aynıysa bölme işleminde üstler çıkarılır. Yani alttaki yukarıya negatif olarak geçer. 12'den 3 çıkartırsam B üzeri 9 kalır. Onlar da öyle demiş. Doğru yani. İlk şu kısmı yapalım. Burada üstün üstü var. Şimdi x karenin üstüne 5 gelirse üstün üstü çarpılır. Yani 2 ile 5 çarpılır. X üzeri 10 yapar. Çarp. Buradaki y'nin üzerinde ne var? 5. Y üzeri 5'i de yazdık. Çarpı. Şimdi şu yandakileri de yazalım. Y üzeri eksi 5 çarpı x üzeri eksi 4. Şuraya bir odaklanın. Tabanlar aynıysa üstleri toplarsam burası y üzeri 0 yapar. O da 1'dir. O zaman çarpmada bir etkisi eleman bu gitti. Geriye ne kaldı? Şuradan x üzeri 10 çıkmıştı. Buradan da x üzeri eksi 4. X üzeri eksi 4. Çarpma ne olur? Tabanlar ise üstleri topluyordum. X üzeri 6 olur. Yalnız onlar farklı bir şey bulmuşlar. Burası da yine yanlıştır. Seçeneklerde verilen üst ifadelerin hangisi bu üst ifadeye eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynı olan sayı gördüm burada. Öncelikle burada x küp ve de x üzeri eksi 1'in tabanları aynı. Tabanlar aynı ise üstleri toplarım. 3 ile eksi 1'i toplarsam x kareli olacak. Şu x küplüğüyle şu x üzeri eksi 1'li terimi sildim. Sayı gördüm bir de orada. 2 kere 2 4. Bunun yanına bir de çarpı 4 yazdım. Şu ikiler de gitsin. Sonra geriye y üzeri eksi 3 çarpı y üzeri artı 3. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu çarpma işleminde. Y üzeri 0 o da eşittir ne yapar? 1 çarpı 1. Yani ne oldu? 4 tane x kareyi arayacağız şıklarda. O da Bursa'da var. Gençler biz size toplamayı öğretmedik. Üstü ifadeler konusunda çarpma ve bölme ile alakalı işlemler öğrettik. Bu durumda siz bu toplamaları değiştirmeniz gerekiyor. Çarpma haline döndürmemiz lazım. Ama öncelikle
Hepsini bir 2 haline çevirelim. Misal 4 üzeri 20'yi bir düşünün. 4 üzeri 20 normalde 4 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 20. kuvveti ne yapar? 2 üzeri 40. Yazalım. 2 üzeri 40 artı. 16 üzeri 20'ye bakalım. 16'nın 20. kuvveti aslında şudur. 2'nin 4. kuvvetinin. Çünkü 16 2'nin 4. kuvvettir. Bir de üzerinde var 20. 2 üzeri üstün üstü çarpılacağı için ne yapar? 80. Artı. 64 üzeri 40'ı bir hayal edelim şimdi. 64 2'nin 6. kuvvetidir. 2 üzeri 6'nın 40. kuvveti. Üstün üstü çarpılacağı için 6 ile 40'ı çarparsam 240. 2 üzeri 240 yaptı. Böyle. 16 üzeri 9'a odaklanın. 16 üzeri 9 yerine ben 16'nın yerine 2'nin 4. kuvveti desem ve 9. kuvvetini öyle alsam 2 üzeri 36 yapar. 2 üzeri 36'yı yazdık. Artı. 4 üzeri 38 yerine 2'nin karesinin 38. kuvveti desem. Üstün üstü çarpılır 2 üzeri 76 olur. Onu da yazalım. 2 üzeri 76. Artı. Burada ise 4 çarpı 64 üzeri 9 var. Şimdi biz onu 2'nin karesi çarpı. Çünkü 4 2'nin karesidir. Çarpı 64'ü de 2 üzeri 6 desek de ondan sonra 39. kuvvetini alsak. 2 üzeri 2 çarpı 39 ile 6 şurada çarpayım. 6 kere 9 54 elde var 5. 3 kere 6 18. 5 daha 23. 234. 234. Tabanlar işte üstler toplanır. 2 üzeri 236 oldu. 2 üzeri 236. Fark ettiniz mi? Yukarıdakilerin üstü alttakilerin üstünden dörder fazla. O zaman ben şöyle birazcık yukarının içinden 2 üzeri 4'ü ayırsam. Bakın nasıl ayırıyorum. 2 üzeri 40 yerine 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 36 diyemez miyim? Derim. Çünkü tabanlar eşitse üstler toplamında gene 40 olur. Yine 2 üzeri 80'ı ben 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 76 diyemez miyim? Derim 76 ile 4'ü toplayınca yine 80 olur çünkü. Artı 2 üzeri 240'ın yerine 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 236 diyemez miyim? Derim. Yine ben bunu 2 üzeri 4 parantezini alayım gelin. Açtım. Ortak çarpan parantezini almayı geçen sefer öğrendik. 2 üzeri 4 çıkarsa içeride kim kalır? 2 üzeri 36 artı. 2 üzeri 4 çıkarsa kim kalır içeride? 2 üzeri 76 artı. 2 üzeri 4 çıkarsa kim kalır? 2 üzeri 236. Kapattım. Bölüsü vardı. Bölü şurayı yazıyorum gene. 2 üzeri 36 artı 2 üzeri 76 artı 2 üzeri 236. İşte bu hale çevirdiğimde parantez işleri aynı olduğu için sadeleşirler, giderler yani elimde ne kalır? 2 üzeri 4. O da nedir? 16'dır. Az önceki yaptığımız gibi 3 üzeri t'yi yazdım çarpı 3 üzeri t artı 1'i ben şöyle yazabilirim. 3 üzeri t çarpı 3 üzeri 1. Hani böyleymiş. Tabanlar ise üstleri toplanınca gene bu oluyor. Yine aynı şekilde 3 üzeri t artı 2'yi 3 üzeri t çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yeniden ayırabilirim. Niye ayırdım ben bunu? Çünkü 3 üzeri t parantezine sonradan almak için. Bu arada şurası artıydı. Böyle. Aynı şekilde 3 üzeri t çarpı 3 üzeri eksi 1 eksi 3 üzeri t çarpı 3 üzeri eksi 2 dedim. Yukarıda 3 üzeri t hepsinde var. 3 üzeri t parantezine alsam şöyle bir açsam. Burada 1 çarpı 3 üzeri t olduğu için 1'i yazarım. Artı. Burada 3 üzeri t çıkarsa ne kalır? 3 üzeri 1 yani 3. Artı. Burada 3 üzeri t çıkarsa kim kalır? 3'ün karesi yani 9 bölü. Şimdi burada 3 üzeri t çıkarsa içeride 3 üzeri eksi 1 kalır. 3 üzeri eksi 1 biliyorsunuz ki 1 bölü 3 demektir. Üst taraf negatifse sayı ters çevriliyordu. Eksi. Niye eksi dedim? Bakın burada eksi var çünkü. Buradaki 3 üzeri t'yi dışarı aldığımda içeride ne kalır? 3 üzeri eksi 2. O da ne demektir? 1 bölü 9. 3'ün karesini bulup ters çeviriyoruz. Kapattım parantezi. Burada gördüğünüz gibi 3 üzeri t'ler çarpma durumunda olduğu için sadeleşti. Yukarısı ne oldu? 13.
Aşağıya halledelim. Burayı 3 ile çarparsam 3 kere 1 3. 3 kere 3 9. Eksi 1 bölü 9 eşittir 2 bölü 9 oldu. Yukarısı 13 bölü 1 sabit kalır. Bölme işlemi olduğu için üst sabit alttaki kesiri ters çevirip çarpacağız. Yani bunu ters çevirsem 9 bölü 2 olur. Bunları da çarptığımda 117 bölü 2 yapar. Cevabımız 5. Böyle sorularda önce artı mı çıkıyor, eksi mi çıkıyor ona bir bakın. Şimdi şuradaki eksinin biz üstüne baktığımızda tek. Yani burası eksi yapıyor. Çünkü bu artı, bu artı çarparsam eksiyle sonucum eksi olur. Bölü. Aşağıya baktığımda hiç eksi yok. Yani pozitif eksinin artıya bölünme eksi olacak. Sonucum eksi olacaksa A şıkkı gitti. Şimdi şu eksiyle uğraşmayalım artık. 2 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri eksi 4 çarpı burada z'nin üstünün üstü var. Z karenin küpü var. Üstün üstü çarpılır. 2 kere 3 6 olur. Z üzeri 6 olur. Bölü. Aşağıda 3x kare var. Yalnız bakın burada üstün üstünü çarptığınızda yani y üzeri eksi 3'ün üzerinde 0 var ya. Eksi 3 ile 0 çarparsam y üzeri 0 yapar. O da 1'dir. Çarpı 1 çarpı z üzeri 5. Bir de neydi? Eksiydi. Üst eksi olmasın diye bakın z üzeri 5, z üzeri 6. Şu 5'i buraya atarım. Eksi 5 diye geçer. Z üzeri 1 yapar. Yani z. Şimdi bu x kareyi de gene yukarıya karesini atarsam bu eksi 2 diye geçer. 4'ten 2 çıkarsam x kare kalır. Bir de başta 2 bölü 3 vardı. 2 bölü 3'ü de yazdık. Y'yi niye yazmadım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü buradaki y'miz bizim eksi 4. Ben bunu aşağıya atarsam y üzeri artı 4 yapar. Bunu y üzeri artı 4 şeklinde aşağı yazalım. Ve başına da eksiği koyduk. Bunun aynısı şıklarda D şıkkında vardır. Nasıl? Birazcık dokandı değil mi sorular arkadaşlar? Hep de kolay soru çözmeyelim yani. Görüşmek üzere. Bay bay.